Asıl adı Ahmet Muhittin olan Piri Reis, 1470 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük tersane merkezi olan Gelibolu'da dünyaya geldi. Doğduğu bölge itibariyle denizle iç içe olduğundan denizciliğe merak salmıştı. Çocukluğunda kendisini amcasının gemisinde buluverdi. Kolları çapa çekecek kadar güçlenince amcasının kaptanlığında Akdeniz'in nemli rüzgarlarıyla tanıştı. Amcasıyla beraber 1487'de İspanya kralının zulmettiği Müslümanları ve Musevileri kandillerini söndürmüş bir şekilde emektar gemileriyle bir gece yarısı kaçırarak Kuzey Afrika'ya taşıdılar. 1400'lerin sonlarında 2. Bayezid'in fermanıyla Osmanlı Devleti açık denizlerdeki tüm korsanlarını Osmanlı donanmasına katılmaya davet ediyordu. Bunun üzerine amcasıyla birlikte padişaha diz çöken Muhittin Reis, korsan gemisine Osmanlı bayrağını çekti. 1511 yılında Kızıldeniz'e giderken fırtınaya yakalanan amcasını kaybetti. Amcası ölünce bir süre Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında çalıştı. Burada ilk eseri olan Dünya Haritasını hazırlamaya başladı. Barbaros Hayrettin Paşa anılarında Piri Reis hakkında şöyle bahseder. Muhittin Piri Reis, merhum Kemal Reis'in yeğeniydi. Zarif ve alim bir arkadaşımızdı. Padişah kapısında nasıl davranmak lazımdır, çok iyi bilirdi, demiştir. Bu süre zarfında denizciler için bir kılavuz kitabı olan Kitab-ı Bahriye'yi yazdı. İki kere yazdığı kitabın ikincisi hala denizcilikte bir rehber niteliği taşır. Bu sıralarda tahtta olan Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkmıştı. Bu vesileyle Osmanlı donanmasına çağrıldı. Ayrı bir filoyla Nil Nehri'nden Kahire'ye gitti. Burada hazırladığı haritayı Sultan Selim'e sundu. Barbaros'un 1546'da ölümünün ardından Mısır kaptanlığını üstlendi ve uzunca bir süre Osmanlı donanmasına faydalı hizmetlerde bulundu. 80 yaşındayken Aden şehrindeki Arap isyanını bastırmakta başarılı olduğu için kendisine yeni bir görev verildi. Piri Reis Kanuni devrinde Portekiz'le sürekli savaş halindeydi. Yüzlerce gemilik donanmasıyla Osmanlı topraklarını zapt eden Portekizlilerin tüm gemilerini yaktı. Ancak daha sonra işler tersine dönmeye başladı. Portekiz donanmasının geniş bir kuvvetle Basra Körfezi'ni kapatmak üzere yola çıktığı haberini aldı. Bu sırada Piri Reis'in donanması bakım ve onarım yaptırıyordu. Portekizlerin ablukasına maruz kalmamak için askerlerini bırakarak 3 gemi ganimetle Süveyş'teki donanma merkez tersanesine geri döndü. Ancak haber saraya ulaştığında Kanuni'nin tepkisi beklenmeyecek derecede büyüktü. Piri Reis kuşatmayı kaldırmak ve donanmayı bırakmak suçlarından yargılandı. Kahire'deki otağında gözaltında tutulan 84 yaşındaki Piri Reis'in kellesi 1554 yılında cellatlar tarafından vuruldu. Tüm dünya denizcilerinin uzun yıllar kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye'yi yazan, çizdiği haritalarla büyük ses getiren Piri Reis böylece hayata gözlerini yumdu. Çizdiği o meşhur haritanın bulunuş şekli ise ölümü gibi içler acısıydı. Mustafa Kemal Atatürk Topkapı Sarayı'nın restorasyon emrini verdiğinde çalışmayı yapan işçilerin yemek altlığı olarak görüp serdiği ve tesadüf eseri fark edilmesi sayesinde haritanın bir parçası bulunmuştu. Harita Topkapı arşivlerinde keşfedildiğinde 3'te 2'si yok olmuştu. Kalan bölümünün üzerinde de yemek kırıntıları vardı. Peki bu meşhur haritanın sırrı neydi? Bu haritanın ilginç yanı farklı tekniklerle çizilmiş olmasıydı. Piri Reis'in çizdiği bu harita günümüz harita tekniğiyle ya da o zamanki bilinen teknikle değil sanki birisi uzaydan bakmış gibi çizilmişti. Metotları incelendiğinde ileri coğrafya ve kartografya bilgisi içeren bir harita olduğu rahatça görülebilir. Piri Reis haritasında aslında elimizde olan haritanın sadece bir kısmı olmasına rağmen açıklanamayan bazı gerçekler var. Örneğin nasıl olmuş da Piri Reis 1840'da sonar yöntemle ancak keşfedilip çizildiği ve günümüz gemilerinin bile zorlukla ulaşabildiği Antarktika dağlarını 1513'te haritasında göstermişti.
ya da Antarktika'nın buzul altındaki kısmını nasıl bu kadar doğru çizebilmişti? Peary Reis haritasında Grönland adasını iki ayrı adacık halinde çizmişti. 1966 senesinin Ocak ayında yapılan sismik araştırmalarda da bu adanın gerçekten de iki parçadan oluştuğu anlaşılmıştı. Ya da nasıl oldu da o dönemin haritalarında düz görünen Arjantin'i dünyanın dönüş hareketi sayesinde yalnız ve yalnız uzaydan görülebilecek şekilde kıvrıldığını haritasında resmetmişti. Ayrıca bunların yanında o bölgede yaşayan hayvanları da çizmişti. Peki yine nasıl oldu da Peary Reis aslında deniz altından sıra dağlarla birleşik olan, ki bu gerçek harita çizildikten çok sonra sismolojik yöntemlerle belirlenmişti, Arjantin ve Antarktika'yı haritasında birleşik olarak resmetmişti? Ya da nasıl oldu da Amerika'ya hiç gitmemiş olduğu bilinen Peary Reis Amerika'yı çizmişti? Bu konularla ilgili farklı teoriler var. Bunlardan birisi ve en ilginç olanı Peary Reis'in astral seyahat uzmanı oldu. Buna göre Peary Reis uyku esnasında benliğini istediği yere götürebilme yeteneğine sahip ve bu yüzden de çok detaylı haritalar çizebildiğini iddia ediyorlar. Bir teorisyen Peary Reis'in çizdiği haritada her detayın yer aldığını ve bu detayların ancak 1952'de uzaydan çekilebilen görüntülerle eşleştirildiğinde neredeyse birebir uyduğunu öne sürüyor. Ünlü korsan söylenen bu yeteneği uzak diyarlara yaptığı seyahatler sırasında oradaki şamanist dinlere mensup yerli halktan öğrendiği rivayet ediliyor. İkinci olaraksa hiç gitmediği Güney Kutbu'nu, hiç görmediği adaları çizebilmek için uzaylılardan yardım aldı. Burada aslında dikkatimi çeken şey haritanın nasıl çizildiğinden çok harita üzerindeki işaretler ve sembollerdir. Mesela pusula işareti neden 12 kollu? Ya da Amerika yakınlarındaki bir adada neden ve ne olduğu anlaşılmayan bir yaratık resmi var. Bunun gibi anlamı neye işaret ettiği bilinmeyen bir sürü sembol ve yazı var. Haritalardansa bana bu semboller daha enteresan geliyor. Son teori ise Peary Reis bu haritaları aralarında Kristof Kolomb'un haritalarının da olduğu 20 denizcinin haritalarından gerek esinlenerek gerek kopyalayarak çizdiğidir. İddia edilene göre Peary Reis elde ettiği bu bilgileri derleyip toplayıp kendi adıyla tek isimden kaynak olarak Osmanlı donanmasına miras bırakmıştı. Sonuç olarak kim ne derse desin, Peary Reis'in başarısı doğrudan keşifle alakalı değildi. Askeri istihbaratla alakalıydı. Muhtemelen kendi çağında ilgili yerleri keşfedebilecek bir sürü denizci vardır. Ancak Peary Reis'in yaptığı bir şekilde bu kadar kesin ve doğru sonuçlara erişebilecek başka birisi yoktu. İstihbarat başarısının yanında bu bilgileri bir araya getirebilmesi onun zamanının en iyi haritacısı ve en iyi denizcilerinden biri olduğunu gösteriyor. Ve böyle bir değer kesinlikle anılmayı hak ediyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.